Herkes hoş geldi. Ay böyle korkuyorum. Hoş bulduk. Şimdi şu an yeni katılanlara küçücük bir bilgi verelim. Bu canlı yayının amacı seninle bir nefes tekniği üzerine hem konuşmak hem de o nefes tekniğini bize öğreteceksin. Evet. Ben seninle ilgili çok kısacık bir bilgi vereyim. Tamam. Benim çok yakın dostum, arkadaşım ama aslında well-being konusunda Türkiye'de en söz sahibi birkaç kişiden biri. Estağfurullah, sağ ol canım. Chopra eğitmeni, aynı zamanda Deepak Chopra'nın öğrencilerinden. Benim meditasyon hocam, meditasyonu kendisinden öğrendim. Hayatımda çok önemli değişikliklere sebep oldu meditasyon. Ama bugün meditasyonu değil. Benim daha önce hiç yapmadığım bir şey, nefes teknikleriyle ilgili daha henüz bir bilgim yok, öğrenmek istiyorum. Ebru'yla da konuşurken ya bize basit bir nefes tekniği gösterir misin dedim. Çünkü özellikle şu günlerde akciğer kapasitemizi yükseltmek, nefes kalitesimizi yükseltmek gerçekten çok önemli. Çok. Çünkü biliyorsunuz virüs ciğerleri asıl vuruyor. Dolayısıyla da Ebru'cum ben boş boş konuşmayayım, sen bu konuda söz sahibi bir insansın. Önce senden hem kısacık bir bilgi alalım. Nefes niye bu kadar önemli ve doğru nefes almayarak biz aslında vücudumuzun neresine çok zarar veriyoruz? Nesine çok zarar veriyoruz? Onu anlat, sonra da yapalım bakalım. Tamam. Nasıl oluyormuş. Yes. Tamam. Tamam. Hoş geldiniz değerli izleyenler. Öncelikle nefesle ilgili şunu söylemek istiyorum. Nefes bir insanoğlunun, yani işte karaciğerimiz, böbrek, lenfatik drenaj sistemimiz vesaire sonra biz bedenimizde ve zihnimizdeki toksinleri, dönüştürülememiş duygu ve düşüncelerin hepsini nefesin aracılığıyla bedenimizden ve zihnimizden kolaylıkla tahliye edebiliyoruz. Şimdi bir kere gündelik yaşamda bilmemiz gereken ilgili birkaç konu var nefesle ilgili. Bir, özellikle şu günlerde her zaman ama nefes alıp vermek için daima burnumuzu kullanmalıyız. Ağzımız kapalı olmalı. Çünkü biliyorsunuz burnumuzda inanılmaz bir filtreleme mekanizması var. Ve bu filtreleme mekanizması eğer kirli bir havada soluyorsak mikro partikülleri zararlı olabilecek. Eğer ağzınızdan alırsanız direkt akciğerlere indirir. Halbuki burun içindeki o mukoza inanılmaz burun kılları muhteşem bir filtre mekanizması görüyor. O yüzden Işın sen de bilirsin, ben sana böyle minik bir nasya yağı vermiştim, susam yağı. Evet. Onun nedeni şu, özellikle kışın kaloriferleri yaktığımız şu günlerde evin içindeki, yattığınız odanın içindeki hava ne kadar kurursa burun mukozasının içi de o kadar kuruyor. Şimdi burun mukozası kuruyken o filtreleme görevini tam olarak yapamıyor. O yüzden burnun içi... Benim mesela çok ağzım ve çok burnum kuruyor kışın. Uyurken gece. Evet, işte o evin içindeki hava kuruduğu için oluyor. Camları açamıyoruz. Bir de kalorifer bütün nemi çekiyor ve hava kuruyor. Hava kuruduğu zaman burnun içindeki mukoza da kuruyor. Bu ne demek? Şu demek. Burnun içindeki mukoza kuruduğu zaman, yani doğal nem dengesini kaybettiği zaman burundan hava alıp verme de sorun oluyor ve filtreleme mekanizmalarını tam randımanlı çalıştıramıyor ve mesela uyurken otomatik olarak ağzını açıyorsun. Farkında değilsin ama. Zaten bunu otonom sinir sistemi yapar. O yüzden bir, özellikle bugünlerde de burnun içindeki nem dengesini korumak son derece önemli. Nasıl koruyacağız bunu? Bunun en basit ve en güvenli yolu soğuk sıkım susam yağıyla sabah kalktığınız gibi yüzünüzü, ağzınızı, burnunuzu yıkadıktan sonra burun deliklerinize ikişer damla, damlalıkla soğuk sıkım susam yağı damlatabilirsiniz. Veya küçük serçe parmağınızın ucuna bulayarak burun mukozalarınızın içini o susam yağıyla sıvayabilirsiniz. Bildiğimiz bunu akşam yatmadan yani, önce de yapın. Yani bildiğimiz susam yağı değil mi? Çünkü bana çok soruyorlar da bunu, nasıl bir susam yağı falan. Yani hani gidiyoruz, bildiğimiz susam yağını alıyoruz. Evet. Bildiğimiz susam yağı. Bayağı soğuk sıkım susam. Bildiğimiz susam. Şimdi nefes ve nefes teknikleriyle hem bedenimizde hem de zihnimizi sakinleştirecek, detoks etkisini yapacak, canlandıracak şekilde çalıştırabiliriz.
Nefesle ilgili medikal bilgilere gireceğim ama çok güzel bir ezoterik bilgi var, onu paylaşmak istiyorum önce. Mesela ezoterik bilgiler diyor ki Işın, canlıların bedenine evrende bulunan yaşam enerjisi, ismi bunun Sanskrit dilinde prana, mesela Japonlar buna chi enerjisi der, Çinliler ki enerjisi der, mesela tai chi falan duymuşsunuzdur bunları. Evrensel yaşam enerjisi anlamındadır bu. Ezoterik bilgiler diyor ki evrendeki yaşam enerjisi canlıların bedenine nefesin aracılığıyla girer. Bu çok önemli bir şey. Demek ki ruh dediğimiz nitelikte nefesin içinde gizli. Hı hı. Dolayısıyla nefes bizim yaşam enerjimizdir. Şimdi doğduğumuz zaman biliyoruz ki, yani hiç doğan yeni bebekler görmüşsünüzdür. Bebekler nefes alıp verirken karınları böyle, minik karınları, evet, şişer iner, şişer iner. Farkındasınız, evet, değil mi? Şimdi mesela bu diyafram nefesidir. Normalde bizim almamız gereken nefes diyafram nefesi gün boyunca da. Doğduğumuz zaman da diyafram nefesi alıyoruz. Fakat stres faktörleriyle karşılaşmaya başladığımız zaman biz farkında olmadan soluğumuzu tutuyoruz. Hiç bunu fark ettin mi Işın? Mesela sinirlendiğinde, korktuğunda. Ben çok yapıyorum. Ben inanılmaz çok yapıyorum. Evet, nefesini şimdi bu otomatik. Bu otomatik oluyor Işıncığım. Eğer gün içerisinde çok fazla nefesi tutmaya başlıyorsan sen farkında olmadan, yani bu şu demek oluyor. Gün içerisinde ya endişeli, kaygılı, korkulu, çok stresli bir gün geçirildiyse biz farkında olmadan otonom sinir sistemi nefes alıp vermeyi sekteye uğratıyor ve nefesini tutuyorsun. Şimdi birinci öğrenmemiz gereken şey şu. Nefesi sık sık tutmaya başladığımızda biz farkında olmadan stres sebebiyle, stres kaynaklı olur bu. Birdenbire insanoğlu diyafram nefesine, şuradan aldığımız o diyafram nefesini unutup göğüs nefesine geçiyor. Şimdi göğüs nefesine geçtiğimiz zaman problem başlıyor. Çünkü göğüs nefesi çok sığ bir nefes. Ben şu an göğsümden nefes alıyorum mesela. Ben sürekli göğüs nefesi yapıyorum. Ben bu akşamdan sonra öyle olmayacak. İnşallah. Şimdi göğüs nefesi sığ ve dar bir nefes. Hı. Ve ciğerlerin alt lobuna yeterli oksijen girmiyor göğüs nefesinde. Ah canım, yani şu demek, nefes alırken sadece göğüs şişip iniyorsa göğüs nefes alıyorsunuz demektir ve ortalama bir insan, günümüz insanı şu an yüzyılımıza dakikada yaklaşık 12 ila 16 nefes alıyormuş. Siz eğer göğüs nefesine sahipseniz dakikada değil 12-16, 30 nefes bile alsanız, ki bunu asla önermeyiz, nedenini anlatacağım, vücuda yeterli oksijen seviyesini taşıyamıyor. Hücrelere yeterli oksijeni taşıyamıyor. Dolayısıyla ya yaşlanıyoruz ben, yani zamanından önce yaşlanıyoruz ha? Aynen öyle. Dolayısıyla oksidatif stres yükü çok fazla artıyor demektir bu. Yani bedeninde serbest radikaller de çok fazla fazlalaşıyor demektir. Bunların hepsi birbirine zincirleme Işın. Dolayısıyla eğer her gün 5 dakika, 10 dakika, ben her gün 20 dakika ayırıyorum yıllardır. Nedenini söyleyeceğim ama bırakın 20 dakikayı. Her sabah siz 5 dakika, her akşam yatmadan önce bir 5 dakika nefes egzersizlerine eğer vakit ayırırsanız, diyafram kasınızı aktif bir şekilde çalıştırmaya başladıktan sonra diyafram kasınız antrene oluyor ya, o da bir kas. Yani o da bir kas. Ve bu sefer siz farkında olmadan gündelik yaşamda diyaframdan nefes alıp vermeye başlıyorsunuz. Göğüs nefesini unutuyorsunuz. Çünkü bu çok güzel bir şey. Çünkü artık onu bilinçli şekilde değil, farkında olmadan otomatik yapmaya. Yani benim yapan arkadaşlarım var, ben farkında değilim ki diyor diyaframdan nefes aldığını. Tabii. O aşamaya gelebilmek için gerçekten, değil mi, düzenli yapmak lazım bu çalışmayı. Kesinlikle öyle. Bir de Işıncığım, gerçekten o aşamaya gelmek hiç de öyle atla deve, yani uzay bilimi değil bu. Son derece basit. Burada önemli olan şey düzenli olarak gündelik yaşamınıza nefes egzersizlerini entegre etmeniz. Hangi nefes egzersizlerini? Yoga ilmine dayalı, burundan alınıp burundan verilen ritmik ve kontrollü nefesler. Bu çok önemli. Ritmik ve kontrollü nefesler. Hı-hı. Şimdi nefes egzersizine geçmeden önce birkaç şey daha anlatayım ben. Bugün size göstereceğim nefes basit diyafram nefesidir.
pranayama dediğimiz yoga ilmine dayalı nefes tekniklerine girmiyorum. Ona başka bir yayında gireriz. Onlar da çok önemli. Ama hiç onlara geçmeden sadece bugün öğreneceğimiz nefes egzersizini sabahları 5 ila 10 dakika arasında ve akşamları da 5 ila 10 dakika arasında yaptığınız takdirde birincisi merkezi sinir sisteminizi düzenlemeye başlıyorsunuz. Bugünlerde o kadar önemli ki bu. Çok. Bu ne demek biliyor musunuz? Stres yükünüzü hafifletiyorsunuz demek. Bedendeki stres yükünü tahliye ediyorsunuz. Dolayısıyla stres immün sisteminizin zayıflamasından sorumlu olan stres yükü kalktığı zaman immün sisteminiz önünde bir kalkan oluşur. Tamam. Süper. Bu çok önemli. En çok ihtiyacımız yani, olan şey şu anda bence. Evet, yani immün sistemini, bağışıklık sistemini güçlendirmek için nefes egzersizleri müthiş bir teknolojidir. İmmün sistemini güçlendirmek için daha önce konuşmuştuk. İşte sağlıklı beslenme, hareket, hayatımızda sevgi ve şefkat bulunması ve sindirim sistemi sağlığı, bunların hepsi çok önemli. Fakat sadece nefes egzersizlerini düzenli yaparak fizyolojinizdeki bütün sistemlerin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Stres yükünü hafifletiyorsunuz. Zihninizi dinginleştiriyorsunuz. Beden zihin dengesini kuruyorsunuz. Ya bu kadar önemli. Çok önemli. Evet yani yapan arkadaşlarım bana sürekli hadi ışın başla artık sen diyorlar yani. Başlayacağız. Artık başlıyoruz. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi diyafram nefesine geçeceğiz. Diyafram nefesine geçmeden önce diyafram kası ile ilgili hiçbir fikri olmayan izleyicilerimiz için ufak birer açıklama yapmak istiyorum. Ben böyle kalkınca görüyorsunuz değil mi? Şimdi değerli izleyenler, sindirim sistemi organlarımız, solunum sistemi organlarımız. Diyafram kası solunum sistemi organlarımızla sindirim sistemi organlarımızı birbirinden ayıran adeta şemsiye şeklinde bir kastır, tamam mı? Diyafram zaten Latince ayıran demek. Bedenimizde 8 tane diyafram kası var ama en büyük diyafram kası burada. Tamam. Bu iki sistemi birbirinden ayırıyor. Şimdi biz zaten normalde bu kas olmadan zaten nefes alamayız. Ben şimdi sizle konuşurken bu kas çalışıyor ama ne kadar çalışıyor? 1-1,5 santim payı aralığında genişliyor, tamam mı? Burada şimdi ilk yapmamız gereken şey diyafram kasının ben nefes alırken esneme payı aralığını genişletmek. Ne kadara kadar genişliyor bu biliyor musunuz? 8 santime kadar. 8 Biz santime yapabilecek kadar. Yapabilecek miyiz ya? Ben bir endişelendim. Hayır. İlk seferde bunu yapmamızı beklemiyorum. Zaten serbest dalışçı falan olmaya niyetin var mı? Efendim? Serbest dalış yapmaya niyetin var mı? Hayır. Denizde. No. Yani tamam benim de yok. Ama tamam 8 santimi geçelim. Ama acaba bu 1,5 santim şu an konuşurken sizinle şu esneyen diyafram kası aralığını acaba 5 santime kadar aralayabilir miyim? Evet aralayabilirim. Eğer her gün bunu çalışırsanız düzenli çok çok rahat bir şekilde diyafram kasınızın esneme payı aralığının genişlediğini göreceksiniz. Peki bu ne işime yarıyor? Ne işime yarayacak bu? Diyafram kasımı esneme payı aralığını genişletmek. Şu işime yarayacak. Bir, bizim merkezi sinir... diyenler var. Hayatım öyle hemen başlamıyorum. Zihni ikna etmeden derse başlamak yalap şap yok bende biliyorsun. Bende de yok. Ben Alman disiplini hiç sevmem. Önce hazırlık. Yayın gitti. Ebru duyuyor musun beni? Senin sesin gelmiyor. Heh geliyor tamam. Geldi. Değerli izleyenlere rica edelim. Emoji gönderince yayın kesiliyor. Ne olur emoji göndermeyelim. Ne olur emoji göndermeyelim. Emoji yollamayın hemşireler. Lütfen kalp göndermeyin. Bak böyle biz de sizi çok seviyoruz. Tamam biz de sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Evet nerede kalmıştık? Diyafram. Şimdi... bu diyafram kasını esnemin payı... Sağa kayar mısın diyorlar. Şu tarafa. Evet. Tarafa. Tamam. Şimdi ortaladın canım. Oldu mu? Böyle iyidir. Tamam. Şimdi diyafram kası esneme payı aralığı genişledikçe ışın bizi iyileştiren, merkezi sinir sistemini sakinleştiren, sindirim sistemini çalıştıran, kardiyovasküler sistemdeki bütün o kalp damar sağlığını dengeleyen, parasempatik sinir sistemi, sağ beyin lobumuzun ana siniri,
vagus denilen bir sinir var. Bu sinir buradan çıkar, omurgamız hizasınca uzanır ve sindirim sistemine gelip ağaç dalları gibi sinirlerini, sinir uçlarını yayar, tamam mı? Biz diyafram kasımızı her esnettiğimizde diyafram oraya baskı yaptıkça gidip vagus sinirini uyarıyor. Vagus'u uyarıyor. Vagus'u uyarıyor. Ne oluyor biliyor musun? Vagus her uyarıldığında biz kendimizi çok daha iyi, mutlu, sağlıklı ve enerjik hissediyoruz. Çünkü vagus stimülasyonu bizim bütünsel sağlığımızın garantisi. Mesela vagus'u başka ne uyarıyor biliyor musun? Ne? Kahkaha atmak. Harika. Aynen, her kahkaha attığında vagus uyarılıyor. O yüzden kahkaha en güzel ilaç. Ya hep gülelim. Hep gülelim, hep gülelim. Bir de tabii bu nefes tekniklerinde konu biliyorsun. Yaptığımız zaman kendi merkezimizde kalıp dışarıdan gelen stres faktörlerini çok güzel absorbe ediyoruz ve etkilenmiyoruz. İnanılmaz bir özgürlük, inanılmaz bir rahatlık. Tamam, şimdi uygulamaya yavaş yavaş geçiyorum. Tamam. Ben diyafram kası nefes alırken karnım bir balon gibi şişecek. Sadece şimdi anlatacağım, yapmayın. Nefes verirken de karnımı, karın kaslarımı kademeli bir şekilde yavaş yavaş omurgama doğru çekeceğim ve bütün nefesi, aldığım nefesi sonuna kadar boşaltacağım. Yani bakın şunu yapacağım. Aldım ve yavaş yavaş veriyorum. Burundan mı yapıyoruz bunu? Evet. Nefes egzersizlerini aksini söylemediğimiz sürece her zaman burundan alıp burundan veriyoruz. Işın bak, eğer 100 tane pranayama tekniği varsa bunun 98 tanesi burundan alıp burundan verilir. Ağız asla kullanılmaz. Sadece burundan alınıp ağızdan verilen bazı nefeslerimiz var. Ağızdan alınan bir nefesimiz var. O da 5 nefesten fazla yapılmıyor. Soğutucu nefes. Onlara başka bir programda girelim. Tamam. Tamam. Ama burada özellikle değerli izleyenlerin bilmesi gereken şey, özellikle şu günlerde akciğer sağlığımız için, akciğer floramızın düzgün olması için, akciğerlerimizi güçlendirmek için, sinüslerimizi temizlemek için, sağlıklı tutmak için kesinlikle kesinlikle burnu kullanacağız. Burun, burun, burun. Okay. Tamam. Evet. Bunu söyledim. Bir de size bir vücudunuzda çok önemli bir noktayla tanıştırmak istiyorum. Bütün nefes egzersizlerinde her zaman dilimizin ucunun bu noktada olması lazım. Bu ben noktanın ismi. Sen bunu biliyorsun. Firepoint noktası nerede, göster? Nerede? Dilimizin ucunu tam şu ön dişlerimizin arkasına, damağımızın içinde şöyle tutuyoruz. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Aynen değerli izleyenler, dilinizin ucunu en ön iki dişinizin hemen arkasında hafif üst damağda değen bir nokta var. Orası çil tıbbında da mikrokozmik yörüngedir. Çok önemli medikal faydaları var. Nefeste Saklı Hayat kitabımda bu faydaları bulabilirsiniz. Ama mesela size sadece şunu söyleyeyim, bir faydasını söyleyeyim. Gün boyunca ağzınız kapalıyken, yani yemek yemiyorken, şarkı söylemiyorken, konuşmuyor iken, ağzınızı kullanmadığınız zaman dilimlerinde dilinizin ucunu her zaman o noktada tutmak için lütfen antrene edin. Bakın bebekler doğduğunda da bakın dil ucu orada doğar. Çok çok önemli. Önemini Nefes Saklı Hayat kitabında okursunuz. Evet, nefes burundan alacağız, burundan vereceğiz. Ağzımız kapalı, dil ucumuz firepoint noktasında olacak ve dikkat etmemiz gereken en önemli üçüncü şey, lütfen bu bir nefes egzersizidir diye sakın haddinden fazla geniş geniş ve uzun kendinizi zorlayarak nefes sakın almayın. Tamam. Akciğerleriniz ne kadar istiyorsa o kadar nefesi alın. Daha sonra dikkat etmeniz gereken şey, nefesi verme sürenizi uzatmayı araştırın. Yani yavaş 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 nefesi vermeyi araştırın. Neden biliyor musunuz? Çünkü nefes tekniklerinin şifası nefes vermede değil, nefes almada değil, nefes vermede saklıdır. Çünkü biz nefes alırken sempatik sinir sistemi daha aktif, nefes verirken parasempatik. Ay canım, o da mı yapacak? Evet. O da mı yapacak? Hoş geldin.
Oh canım çok tatlı. Çok çok. Serseri. Evet. Kameranın önüne geçmesin. Bir setimizi dağıtma. Tamam. Ne demiştim? Nefes tekniklerindeki şifalandırma kısmı nefes verme sürecinde gizlidir. Çünkü biz nefes verirken parasempatik sinir sistemi çok daha aktif çalışıyor. Bizi iyileştiren, mutluluk hormonlarını salgılatan, sindirim sistemini çalıştıran hep parasempatik sinir sistemi. Buna dikkat edelim. Oldu mu? Yani ben hiç kimseye şu anda şu kadar birimde alın, şu kadar birimde verin demeyeceğim. Çünkü hepimizin akciğer kapasitesi farklı. O yüzden ihtiyacınız ne kadarsa o kadar alın. Sakın zorlamayın. Ama verirken acaba ne son soluğu vermeyi her zaman araştırın. Şimdi ben kalkıyorum ayağa, karnımı görmeniz için. Ve sizinle... Biz ne yapıyoruz? Biz oturuyor muyuz böyle? Evet, siz ne yapıyorsunuz? Bir, nefes tekniklerini uygulamak için konforlu ve dik bir oturuşa geçiyorsunuz veya bağdaş kurabilirsiniz. Sen şu an bahçede sandalyede misin? Evet. Şöyle yan duracağım mecburen. Tamam, sorun yok. Tamam. Sadece sandalyede oturanlar için dikkat etmelerini istediğim şey, değerli izleyenler, sandalyede oturuyor iseniz eğer, lütfen oturduğunuz zaman diz kapağınızın kalçanızla aynı hizada olmasına dikkat edin. Bu omurganın dik durması için çok önemli bir pozisyon. Eğer diz kapağınız kalçanızdan daha düşük seviyede duruyor ise omurganız eğrilir. Nefes teknikleri böyle işte kaykılarak veya şöyle kambur bir şekilde asla yapılmaz. Faydalarını göremezsiniz. Bu çok önemli. Öyle tamam mı? Oturuyorum şu anda. Aferin. Ayağınızın altına bir yükselti de alabilirsiniz veya bağdaş kurabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Tamam. Şimdi ben de ayağa kalkacağım karnımı görebilmeniz için. Burun deliklerimizden nazikçe nefes alıp vereceğiz. Kalkıyorum ve yan dönüyorum beni görebilmeniz için. Şimdi bakın elimi koydum. Hatta lütfen hepiniz bir elinizi göğsünüzün üzerine, bir eliniz de karnınızın üzerine koyun. Oldu mu? Tamam. Aynen. Ve lütfen gözlerimizi nazikçe kapayalım. Neden? Göz açıkken beyin frekansı beta'da, beta'dan alfa'ya inmek için o kadar uğraşmayalım. Göz kapandığı zaman da otomatik olarak inmeye başlar. Şifalanma alfa beyin dalgasında oluyor. O yüzden gözlerimizi nazikçe kapıyoruz. Ayağa kalkıyorum ve herkes gözlerini nazikçe kapıyor, ağzını kapıyor. Işıncığım sen de artık bakma. Lütfen içimize dönelim. Şimdi gözlerimiz kapalı, ağzımız kapalı, dil ucu fire point noktasında ve akciğerlerim ne kadar istiyorsa iki burun deliğimden nefes almaya başlıyorum. Nefes alalım. Ve daha sonra nefesi yavaş 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 gene burun deliklerimden boşaltmaya başlıyorum. Öyle boşaltıyorum ki son soluğa kadar zorlayın. Gerekiyorsa karın kaslarınızı omurganıza doğru çekin ve tekrar nefes alın. Ay yapamadım. Ağız kapalı. Ağız kapalı burundan hiç zorlama yok Işıncığım. İstediğin kadar konfor alanının içinde alıyorsun ve yavaş 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 boşaltıyorsun. Nefes alıyorsun. Ve yavaş 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 boşaltıyorsun. Lütfen siz beni dinlemeye devam edin. Eğer nefes alıp verirken iki elinizi, farkındalığınızı iki elinize götürün. Bakın bakalım nefes almaya devam ederken hangi elinizde daha fazla bir hareket var? Göğsünüzün üzerindeki elde mi? Yoksa karnınızın üzerindeki elde mi? Eğer karnınızda hiçbir hareket yok ise farkındalığınızı özellikle karın bölgenize götürerek nefes alırken acaba karnı bir balon gibi şişirmek mümkün mü? Lütfen farkındalığınızı şimdi karnınıza yöneltin ve nefes alırken karnınızın bir balon gibi şişmesi mümkün mü onu araştırın. Nefes alıyoruz, karın şişiyor. Nefes verirken yavaş 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 iniyor. Işın senin karnını görmüyorum ama herhalde hareket var çünkü göğsünde hiçbir oynama yok. Tebrikler. Başlarda göğsüm şişiyordu, şimdi karnıma yönlendirdim. Oldu yani. Aynen. Aynen. Farkındalığı işte karna götürünce
Ve her nefes aldığınızda karnınızdaki balonunun daha da büyüdüğünü, her nefesi verirken de o balonu yavaş yavaş karın kaslarınızı içeri doğru çekerek aldığınız soluğu son zerresine kadar vermeyi araştırın ve verme sürenizi uzatmayı araştırın. Aynen yeni doğan bebekler gibi Nezahat Hanım yazdı. Aynen öyle. İnanın zor değil. Gerçekten zor değil. Zihninizin sabote etmesine izin vermeyin sakın. Bu insanoğlunun sahip olduğu çok basit bir reflekstir aslında. Sadece bu refleksi tekrar hatırlamaya şu günlerde gerçekten ihtiyacımız var. Nefes alırken karın şişecek ve nefes verirken yavaş 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 karın inecek. Ve o balon büyüdükçe, genişledikçe, indikçe, genişledikçe, indikçe diyafram kası kasıldıkça vagus sinirini uyarıyor ve vagus siniri uyarıldıkça kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Çok daha neşeli, mutlu, dingin ve stresimizi tahliye ediyoruz. Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey bu. Bravo Işıncığım. Vallahi bravo, çok güzel yapıyorsun. Bravo, deniyor izleyenlerimiz. Harikasınız. Evet. Harika. Şimdi normal nefes alıp verme rutininize dönebilirsiniz. Ben becerdim tamam. Valla. Kesinlikle becerdim. Yoruldum. Kesinlikle gördüm. Gördün mü? Hiç o kadar... Fakat yoruldum. Bak... Normal ne? Yoruldum. Neden? Alışık değilsin. Diyafram kası, karın kaslarını da çalıştırdın. Tabii yorulursun. Enteresan ya. Ya bir yorul... Yani şey, zorlandım yani. Ama yönlendirdim diyaframımı. Şimdi ilk başlarda zorlanıyor gibi oluyorsun. Ama daha sonra bu seni o kadar sakinleştirici, dinlendirici bir egzersiz haline geliyor ki bu ilk denemen. İlk denemen de çok normal. Ben ilk denemede diyaframı hiç çalıştıramamıştım. Karnımda hiçbir şişme olmuyordu. Deneye deneye şimdi müthiş bir hale geldim. Aynı zamanda akciğer kapasiteniz arttığı için mesela sporcu varsa aramızda, yüzücü, koşucu vesaire... çok daha iyi bir yüzücü olduğunuzu göreceksiniz bu diyafram nefesi egzersizinden sonra. Şimdi Işıncığım, ben şunu izleyenlerimize önermek istiyorum. Bu 5 dakikalık basit diyafram nefesini, eğer sırtınız ağrıdıysa, bir hanımefendinin sırtı ağrımış, kendinizi çok zorladınız demektir. Lütfen zorlamayın. Lütfen akciğerleri zorlamayın. İhtiyacınız kadar nefes alın ama aldığınız nefesin sonuna kadar vermeyi hep araştırın. Oldu mu? Eğer zorlayacaksanız nefes alma kısmı değil, nefes verme kısmıdır. Nefes almayı asla zorlamayın. Şimdi Işın, bu nefesi, bu kadar basit bir nefes egzersizini. Evet. Her gün 3 defa 5 dakika yaparsak, mesela sabah kalktık, öğlen yemeğinden önce, akşam yatağa gitmeden önce, akciğerler ne kadar güçlenir biliyor musun? Ben hemen başlayacağım meditasyonumla birlikte. Meditasyonla birlikte yapabiliyor muyuz bunu? Yoksa meditasyondan ikisine... hemen önce. Tamam. Çok daha rahat meditatif hale girersin. Meditasyondan tamam. Hemen önce. Tamam, süper. Evet. Soruları birkaç... olan var mı acaba? Efendim? Soruları olan var mı acaba? Hiç bakmadık aşağıda yazılanlara. Ben birkaç soru gördüm. 45 dakika ağızdan nefes alıp verdiriyorlar. O nasıl oluyor falan filan, böyle sorular vardı. Siz olun, ağız nefeslerinden uzak durun. Çünkü ağız nefesleri parasempatik sinir sistemini yerle bir eder. Hele hele şu günlerde böyle bir şey asla ihtiyacımız astıma yok. Astıma iyi geliyor mu diye soruyor. Çok güzel bir soru. Bu nefes tekniği astım hastaları için birinci basamakta uygulamaları gereken nefestir. Astım hastaları bu nefes egzersizini yaptıktan sonra 5 dakika, ikinci basamakta 5 dakikada dönüşümlü burun nefesi uygulamalılar. Onu da başka bir yayınımızda paylaşabiliriz. Veya benim YouTube videolarımda dönüşümlü burun nefesini şu an kendi profilimde bile birkaç gün önce paylaştım, bulabilirsiniz. Astım hastalarına çok iyi gelir, akciğer kapasitesini arttırır.
Çok çok rahatlatır sizi. Sırt üstü yapamazsınız arkadaşlar. Anlattı ya Ebru biraz önce. Dik oturacaksınız. Evet, belki şöyle. Falan. Sorular var. İstersen sana Helden yazsınlar sorularını. Sen yanıtla. Çünkü bayağı soru geliyor ve güzel sorular geliyor. Şöyle, ben çok önemli bir soruya cevap vermek istiyorum. Çok önemli bir soruya. Normalde yoga ilmine dayalı pranayama egzersizleri asla yatarak yapılmaz. Fakat bu yaptığımız basit diyafram nefesini eğer karnınız hiç çalışmıyor ise yatarak ve bacaklarınızı da hafif böyle ayaklarınızın tabanları yerde duracak şekilde kendinize çekerek yapabilirsiniz. Uykusuzluk varsa yatakta dümdüz yattığınız zaman da basit diyafram nefesini uyuyana kadar kesinlikle yapabilirsiniz. Hiçbir kontraindikasyonu yoktur. Mesela pranayama egzersizlerinin kontraindikasyonları vardır. Yani yapılmaması gereken durumlar vardır ama bu nefes tekniği yok. Bak, oğlumun alerjik riniti var. Bunu yapabilir mi? Nefes öğretiyorum, doğru mu diyor. Harika. Bunu yapsın. 5 dakika sonra da Nadi Şodan'a dönüşünü burun nefesi yapsın ve lütfen alerjik riniti varsa Nasya yağı kullansın. Nasya yağı çok önemli. Soğuk sıkım susam yağı kullansınlar. Evet. Vaktin varsa sorular var ama vaktin yoksa kapatabiliriz Ebru'cum. Bir istersen bir 5 dakika soru alalım. Senin de uygun gördüğün sorular varsa bana yönlendir. Alalım soruları. Şu ara nefes yapmayın diyorlar. Doğru mu? Çok yanlış. O diyenler ağız nefesçiler. Burun nefesleri bütünsel sağlığımızın baş tacıdır. Tabii ki de ağızdan nefes asla alıp vermeyecek. Akciğerlerinizi nasıl güçlendireceksiniz nefes almadan? Enfeksiyonlu ciğeri zorlar mı? Enfeksiyonlu ciğeri basit diyafram nefesi zorlamaz. Pranayamaları yapmıyoruz. Ve zaten nefes alırken lütfen ve lütfen şey yapmayın, kendinizi zorlamayın. Eğer enfeksiyonlu ciğerden kastınız koronavirüs geçiren, yani koronavirüsü bulaşmış bir hastaysa zaten bunu yapamaz. Zaten yapamaz. Yani asla bulaşmamalı böyle bir işlere. Hamileler çünkü yapabilir mi? Yapabilir. Kesinlikle hamilelik için çok uygun bir nefes tekniği. Tamam. Bu arada nefes teknikleriyle ilgili çok detaylı bilgi almak isterseniz Nefeste Saklı Hayat kitabımda hepsini bulabilirsiniz. Bu bir videolu kitaptır. Oradan da videolarıma ulaşabilirsiniz. Az evvel bir soru vardı. Aritmi kurulu olanlar bu egzersizleri yapabilir mi diyor. Aritmi. Ritim bozukluğu olanlar. Evet, basit diyafram nefesini yapabilir. Herhalde yani bunu herhalde tekrar göstermeyeceğim. Çünkü sen bunu kaydını alacaksın değil mi Işın? Nasıl alınıyor? Kapattıktan sonra... Yok, kapattıktan sonra soruyor. Sen evet'e basarsan 24 saat boyunca döner. Yeni yayına katılan hemşire kaydedeceğim. Oradan izlersiniz, olur mu? Peki benim bir teklifim olacak sana. Katılım çok iyi oldu. Çok fazla da soru geldi. İstersen bu hafta içinde tekrar senin uzman olduğun konulardan birini seçip tekrar bir canlı yayın yapalım. Çünkü ben çok faydalanıyorum senden. Herkes faydalansın isterim. Tamam. Sana da memnuniyetle. Tamam. Memnuniyetle. Çok önemli bir soru vardı. Onu da söyleyeyim. Bir hanımefendi aç karnı mı tok karnı mı demiş. Çok evet. Teşekkür ederim bu soru için. Ana yemeklerden hemen sonra mide tam doluyken nefes teknikleri yapılmaz. Mideniz bulanır ve hiç zaten asla tavsiye etmem. O yüzden yani mesela bir elma yediniz, bir dilim ekmek yediniz, önemli değil, yapabilirsiniz. Ama 3 kap yemek yedikten sonra nefes teknikleri en az 1,5 saat uygulanmamalı. Zaten 3 kap da yemeyelim bence. Yoksa hayır, 3 kaptan kastettiğim şu, mesela çorba içti, bir zeytinyağlı yedim, bir de salata yedin. Yani yapılmaz yani. Evet. Ben bir makarna yiyorum, bir tabak daha makarna yiyorum, üstüne tatlı yiyorum. Çok iyi yapıyorsun. Obezite. Canım istediğin zaman, istersen, ben teşekkür ederim, istersen bir sonraki yayında seninle konuşuruz, belki meditasyondan bahsederim, bakarız yani. Çok güzel olur, çok sevinirim. Günde 3 defa arkadaşlar, 3 defa.
Tamam. Peki. Herkese ve seni öpüyorum. Ben de öpüyorum. Üzere. İyi akşamlar. Sağlıklı, mutlu günlerde görüşelim. Herkese bay bay. Bay bay.